Tabii şimdi X ışını deyince esasında anlatabilecek çok ayrı konu ve husus var. Bunlardan şimdi aklıma geldikçe değişik bir takım hususlara değineyim. Öncelikle tarihçesine isterseniz bir kısaca değinelim. X ışınları ilk kez Röntgen tarafından, Wilhelm Röntgen tarafından 1895 yılında keşfedilmiş. Hatta bu keşif daha sonra ilk Nobel Fizik Ödülünü almasını sağlamış 1901 yılında Röntgen'in. Bu ışınların tabii en önemli özelliği, bu en çok kısa zamanda da fark edilmişti. Birçok değişik maddeden çok rahatlıkla geçebilmeleri, penetrasyon özelliklerinin oluşu. Bundan dolayı da tabii tıpta büyük bir devrimin ortaya çıkışını sağladı. Çünkü bu penetrasyon özelliğinden dolayı dokunun içerisine artık görebilme kabiliyeti insanlar kazanmış oldu. Dolayısıyla X ışınlarının keşfi aynı zamanda tıbbi görüntülemenin de kilometre taşlarından bir tanesi oldu. Şimdi X ışınlarının özelliklerine gelecek olursak, ilk başta bunların doğasının özelliklerinin ne olduğu pek iyi anlaşılmamış. Bundan dolayı da bir bilinmeyeni temsil eden X adı bunlara verilmiş. Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda X ışınlarının çok ayrıntılı olarak birçok özelliği de keşfedilmiş. Şimdi X ışınları nedir derseniz, her şeyden önce X ışınları elektromanyetik dalgalardır. Şimdi elektromanyetik dalgalar nasıl üretilirden çok kısaca bahsedeyim. Elektrik yüklerinin tabii ne olduğunu biliyoruz. İki tür elektrik yükü olabiliyor. Artı yükler, eksi yükler. Elektrik yükleri durağan vaziyetteyken elektrik alanları oluşturabiliyorlar. Bunu tabii gözle görmemiz mümkün olmamakla beraber birçok olayda bunların etkisini gözleyebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Hareket halindeyken manyetik alan üretebiliyorlar. Yani elektrik akımı olduğu zaman manyetik alan üretebiliyorlar. Şimdi elektromanyetik dalgada her iki alanın da aynı zamanda olduğunu görüyoruz. Yani elektromanyetik dalga derken kastettiğimiz hem elektrik hem manyetik alanı ihtiva eder ki bunlar çoğu zaman birbirlerine de dik yönde oluyorlar. Her iki alanı da ihtiva eden dalgalardan bahsediyoruz ve bunların hızı boşlukta ışık hızına eşit oluyor. Yani ışık hızı da bildiğiniz gibi saniyede 300 bin kilometre değerinde. Yani bir örnek verecek olursak Dünya'nın çevresini aldığımızda ekvatorda 40 bin kilometre oluyor. Yani ışık onu saniyede 7 kez turlayabiliyor en azından. Dolayısıyla çok yüksek bir hızdan bahsediyoruz. Elektromanyetik dalgaların tümü ışık hızında hareket edebilen dalgalar boşlukta. X ışınları da bir tür elektromanyetik dalga. Şimdi elektromanyetik dalgaları bu yüklerle nasıl oluşturabiliriz diye sorarsanız, yükler az önce dediğim gibi durağan olduklarında elektrik alanını, hareketli olduklarında da manyetik alanı üretebiliyorlar. Ancak siz yükleri ivmelendirilmiş bir şekilde hareket ettirirsiniz. Yani hızları artarak, yavaşlayarak veya salınım yaparak harekete geçirebilirsiniz elektrik yüklerini. Bunlar elektromanyetik dalga üretebiliyorlar. Yani örneğin ben şimdi sabahleyin saçımı tararken kuru bir ortam olsun, çıt çıt seslerini duyacaksınız oluşturduğunuz yükleri. O tarama esnasında yükleri ivmelendirdiğiniz için esasında elektromanyetik dalgada üretebiliyorsunuz ama onların frekansları çok düşük oluyor. X ışını dediklerimiz de aynen ivmelenmiş elektronlar tarafından üretilen bir tür elektromanyetik dalga. Orada frenleme ışıması adı verilen bir yöntemle X ışınlar üretiliyor. Önce elektronları yüksek bir gerilim uygulayarak, bu yaklaşık olarak 20 kilovolt civarında olabiliyor. Yani 20 bin voltla 100 bin volt civarında bir yüksek gerilimle elektronu hızlandırıyorsunuz. Sonra bu elektronları bir metal hedefe çarptırtıyorsunuz. Metal hedefe çarptıkları anda bir anda atomlarla çarpıştıkları için yavaşlıyor elektronlar. Bu yavaşlama anında, işte buna frenleme ışıması deniyor. Yavaşlama adında X ışını yayıyorlar. Bunun Almanca terimi de Bremsstrahlung'dur. Bu da tam frenleme ışımasının Almanca karşılığı oluyor. Bu ışıma tabii çok özel bir dalga boyu frekans aralığında ortaya çıkıyor.
İşte X ışınları için frekanslara baktığınızda ultraviyole dalgalardan daha yüksek frekanslarda, gamma ışınlarından da daha düşük frekanslarda olduğunu ama yaklaşık olarak 3 mertebelik, yani çok rakamlara da girmek istemem ama 100 volt ile 100 bin volt arasında gerilimle oluşturabileceğiniz elektromanyetik dalgalar, X ışınları oluyor. Bunlar atomlara çarptığı zaman bazen atomlar içerisindeki elektronları da uyarabildikleri için onların bazı geçişleri de daha ince çizgili X ışınları üretebiliyorlar. Dolayısıyla esasında çok zengin bir fiziksel etkileşime burada bakıyoruz. Şimdi elektromanyetik dalgalardan bahsetmişken farklı türleri olduğundan da kısaca bahsetmekte fayda var. Örneğin şimdi ultraviyole, görünür ışık, mikrodalgalar, radyo dalgaları bunlar hep elektromanyetik dalgaların değişik türleri, örnekleri. Hepsinin tek ve en önemli özelliği, hepsinin tek demeyeyim de hepsinin ortak özelliği boşlukta ışık hızında hareket ediyor olmaları. Fakat üretiliş yöntemlerine göre veya frekans aralıklarına göre farklı isimlere sahip oluyorlar. X ışınları genellikle hep bu ivmelendirilmiş veya yavaşlatılmış elektronlar tarafından üretilebiliyorlar. Üretilme yöntemi bu olduğu sürece onlara X ışını adını veriyoruz. Ultraviyole ışınlarına baktığınızda onlar elektronik geçişlerinden atomlar ortaya çıkıyorlar. Gamma ışınlarına baktığımızda onlar da elektromanyetik dalga. Onlar bir atom çekirdeği içerisindeki enerji geçişlerinden dolayı ortaya çıkıyorlar. Onların frekansları X ışınlarından da daha yüksek oluyor. Şimdi X ışınlarının önemli bir özelliği, X ışın türleri de esasında iki ayrı gruba ayırmak mümkün. Soft X-rays, hard X-rays dediğimiz daha yumuşak ve daha sert X ışınlar oluyor. Bunlar enerjileri arttıkça sert X ışınlar bölgesine gidiyoruz. Sert X ışınlarının penetrasyonu çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla tıbbi görüntülemede en çok tercih edilen ışınlardan bir tanesi de sert X ışınlar oluyor. Esasında ne kadar uzağa gidip gitmeyecekleri geçtikleri ortamın özelliklerine de bağlı. Yani boşlukta bunlar tabii ki sınırsız bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Fakat kırının dediğimiz bir olaydan dolayı yayılarak ilerliyorlar. Elektromanyetik dalgaların ve herhangi bir dalganın öyle bir özelliği oluyor. Siz onu başta odaklı tutsanız da o kırının olayından dolayı hep yayılarak gidiyor. Ama eğer gittiği ortamda bir soğurma, emilme yoksa yani sınırsız bir mesafe hareket edebilecektir sonuç olarak. Fakat sonuçta gerçek sistemlerde sınırlı, sonlu mesafelerden sonra çok düşük düzeylere indiğini görüyoruz. Bunun başlıca nedeni maddenin onu soğurması oluyor. Dolayısıyla bu soğurmada bir takım rezonans olayları neticesinde ortaya çıkıyor. Eğer gelen ışının soğurulabileceği bir enerji seviye farkı varsa madde içerisinde onu soğuruyor. Soğurulduğu zaman da uzak bir mesafeye gitmeden hemen yutulmuş oluyor madde içerisinde. Bu konuya girmişken esasında çok kısaca foton özelliklerinden de belki bahsetmekte fayda var. Şimdi X ışınları ışıkta olduğu gibi hem dalga hem tanecik özelliğine sahipler. Bu kuantum mekaniğinden de çok iyi bildiğimiz bir özelliği. Tüm elektromanyetik radyasyon türlerinin tanecik özelliği derken de kastettiğimiz enerjileri bölünemeyen küçük paketler şeklinde olabiliyor. Veya şöyle diyebiliriz, enerjisi daha da bölünemeyen küçük paketlerden, fotonlardan oluşmuş olduğunu söyleyebiliriz. Elektromanyetik dalgaların bunların her birine biz foton diyoruz ve enerjileri de frekansları ile doğru orantılı oluyor. Örneğin X ışınlarının frekansları çok yüksek olduğundan foton enerjileri de her bir fotonun enerjisi de çok daha fazla oluyor. Bu özelliğinden dolayı X ışınlarına hatta gamma ve ultraviyoleye de iyonize edebilen radyasyon adı veriyoruz. Yani bunlar bir maddeye
gönderildiğinde elektronları koparabildikleri için, iyonize edebildikleri için o maddenin özelliklerini, kimyasal özelliklerini bozabiliyorlar. Canlılar için bu istenmeyen ve zararlı bir şey esasında. Çünkü bir DNA'nın bozulmasına, bir sürü istenmeyen hastalığın ortaya çıkmasına da neden olabiliyorlar. Dolayısıyla X ışınlarının tanecik özelliklerine bakarsanız çok enerjik fotonlardan oluştuğunu görüyorsunuz. Dalga özelliklerine bakarsanız da bir elektromanyetik dalga olduğunu ve çok yüksek frekansta salınımı olan dalgalar olduğunu görüyorsunuz.